Yetkililer, büyük bir güneş fırtınasının dünyaya yaklaşmakta olduğunu bildirdi. Fırtınanın tahminlere göre, bir gün sonra gezegenimize ulaşacağı ifade edildi. Koronal kütle püskürmeleri, güneşin üst atmosferi olan koronadan salınan manyetize parçacıkların, devasa atılımlarına verilen isimdir. Bu yüklü bulutların dünyaya çarpması ise, gezegenin manyetik alanına zarar verebilir ve uydularda, elektrik şebekelerinde ve telekomünikasyon ağlarında, aksaklıklar yaşanmasına da sebep olabilecek güçlü güneş fırtınalarına yol açabilir. İşte uzmanlar, bu bahsettiğimiz güneş fırtınalarından birisinin, sadece bir gün sonra gezegenimize vuracağına dair uyarıda bulunuyor. 28 Mart Pazartesi günü aşırı aktif bir güneş lekesi olan, AR2975'ten fırlayan iki koronal kütle püskürmesinin, dünyaya yaklaşmakta olduğunu ifade eden Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu atılımların tetikleyebileceği jeomanyetik fırtınanın şiddetinin, 5 üzerinden G3 olabileceğini bildiriyor. Konuya dair yapılan açıklamalarda, şimdilik panik yapmaya gerek olmadığını ve, G3 düzeyinde bir güneş fırtınasının altyapı üzerinde, ciddi etkilerinin olma olasılığının oldukça düşük olduğunu kaydediyor. Tabii bu yine de fırtınanın elektrik ve internet kesintilerine sebep olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Fırtına sebebiyle normalde kutupta auroraların görüldüğü yerlerden uzak yerlerde de, oldukça etkileyici aurora görüntüleri meydana gelebileceğini belirterek, bu fırtına için auroralar, hava koşulları elverişli ise, Pensilvanya'dan Iowa'ya, Oregon'a ve kuzeye kadar güneyde görülebilir ifadelerini kullanıyor. Dünyanın manyetik alanının, en zayıf olduğu yerin kutupların üstü olması, güneş parçacıklarının bu bölgelerde, gezegenin atmosferinin çok daha derinlerine nüfuz edebileceği anlamına geliyor. Yüklü güneş parçacıkları ile, dünyanın atmosferindeki parçacıklar arasındaki etkileşim sonucunda ise, ortaya tam bir görsel şölen diyebileceğimiz kutup ışıkları, yani auroralar çıkıyor. İngiltere'nin ulusal hava tahmincisi Met Office yaptığı açıklamada ise, auroraların 31 Mart Perşembe günü, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan görülebileceği belirtiliyor. Buna ek olarak Met Office, önümüzdeki günlerde, orta seviye güneş patlamalarının da olabileceğini kaydediyor. Öte yandan 1 Nisan Cuma gününe kadar, bir jeomanyetik fırtına saati yayınlayan Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, 30 Mart Çarşamba için küçük bir G1 uyarısı yapıyor ve, fırtına yaklaştıkça bu seviyenin G2'ye yükseleceğini aktarıyor.